Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün kısmet olursa zat alilerinizle Ebu Zeyd merhumun yorum meselesi kitabının Hermeneutiğin tarihçesine ilişkin vermiş olduğu özet bilgilerden Wilhelm Dilthey'i ve onun hermeneutiğini konuşacağız. Hatırlayacağınız üzere ilk dersimizde bir taraftan kısaca Ebu Zeyd hakkında bilgi vermiş, neden böyle bir okumalar yapmaya başladığımızı anlatmıştım. Diğer taraftan da hermeneutik geleneğe, tarihçeye başlamış Schleiermacher'dan söz etmiştik. Schleiermacher'da hermeneutik ilkelerden söz ettik ve bu hermeneutik ilkelerin ne derece önemli olduğunun altını çizmeye çalıştık. Bugün ele alacağımız isim hermeneutik geleneğin hemen hemen en önemli isimlerinden birisidir. Hatta daha sonraki hermeneutiğin büyük ustalarının hepsinin de ustası ve hocası sayılan bir isim. Wilhelm Dilthey. Dilthey dediğimizde konu hermeneutik olarak ilk defa aklımıza hermeneutiği anlamanın bir yöntemine dönüştürme çabası aklımıza gelir. Dilthey bir hermeneutik yöntem arayışının ustasıdır. Bir hermeneutik yöntem inşa etmeyi amaçlamıştır. Bu konuda bugünkü dersimizde onun bu hedefini, bu amacını, bu çabasını özet halinde zat-ı alilerimize sunmaya çalışacağım. Bir taraftan Ebu Zeyd'in eserindeki bilgileri, diğer taraftan kendi müktesebatımın bir kısmını en azından bir derse sığacak kadar sizlerle paylaşmaya, hermeneutik gelenekte Wilhelm Dilthey üzerinden neleri hatırlamalıyız, neleri dikkate almalıyız, bunları arz etmeye çalışacağım. Şimdi konuyu uzatmadan müsaadenizle ekranımızı paylaşalım ve her zaman olduğu gibi tahtamızı önümüze açarak başlayalım. Ebu Zeyd okumaları ikideyiz. Dilthey'i konuşacağız ve yorum meselesi kitabının 32 ve 39. sayfaları arasını özetlemeye çalışacağım. Konu Wilhelm Dilthey olduğunda, vefat tarihinde yazalım 1911. Bir 20. yüzyıl felsefecisi olarak Dilthey bize her şeyden önce hermeneutiğin temel alanını belirlemekle işe başlar. Ona göre hermeneutik dediğimiz şey Almanca Geistes Wissenschaften ile ifade edilen, Almanca bilmediğim için telaffuzum iyi değilse hoş görün ben lütfen, bir beşeri bilimler, insani bilimler olmak bakımından bir alan tespiti yapar. Yazalım. Evet. Bu sözcük bize Wilhelm Dilthey'in hermeneutiği üzerine inşa edeceği alanı belirler. Bu alanı biraz daha açarak ifade edelim. Buna beşeri bilimler, buna sosyal bilimler, buna tinsel ya da tin bilim, diyoruz. Peki acaba Dilthey hermeneutiği neden böyle bir alan belirlemesi üzerinden ele almayı ister? Çünkü Wilhelm Dilthey bu belirlenmiş alanın tam karşısına fen bilimleri koyar. Ve
Diltey hermeneti tinsel bilimlerle fen bilimleri ayrımına tekabül eder. Bu ayrımın net bir biçimde gözlemlemeden Diltey hermeneutiğine ilişkin söylemlerini sağlıklı bir biçimde anlamak biraz zordur. Dolayısıyla Diltey fen bilimlerini doğa bilimi, deneysel bilim olarak pozitivist bir yaklaşımın karşılığı olarak anlar. Bu itibarla fen bilimin nesnesi doğadır. Fakat Geistes Wissenschaften olan beşeri bilimlerin, tinsel bilimlerin nesnesi insanın kendisidir. Böylece Wilhelm Dilthey hermeneutiği temellendirirken öncelikle bu iki bilim alanının nesnesinin ayrışması üzerine temellendirir. Bu itibarla bu temel ayrımı net bir biçimde gözlemlememiz lazım. Çünkü birazdan bu iki ayrımın üzerine Dilthey'in hermeneutiğini inşa etmeye çalışacağız. Peki Dilthey bu temel ayrımını kendisinden önce etkilenmiş olduğu son derece önemli seleflerine ve üstatlarına borçludur. Biz bu ayrımı çok net bir biçimde ve çok sert bir biçimde adeta ifade eden büyük İtalyan siyaset bilimcisi, filozof, hukukçu ve tarihçi olarak bilinen Giambattista Vico'ya borçluyuz. Giambattista Vico, Wilhelm Dilthey'in hermeneutiği söz konusu olduğunda kendisine atıfta bulunmadan Dilthey hermeneutiğini konuşamayacağımız temel bir isimdir. Çünkü Vico vefat tarihi 1741 diye hatırlıyorum. 4 de olabilir. 18. yüzyılın gördüğünüz gibi ilk yarısında vefat etmiş bir isim olarak bize çok önemli bir hususa dikkatimizi çeker. Çünkü aydınlanma döneminin pozitivist rasyonalist felsefecileri aklın doğayı anlayabileceğine ve sırrını çözebileceğine inanan bu pozitivist yaklaşım zirvesini John Stuart Mill'le ifadesini bulan bu pozitivist yaklaşım insan aklının doğanın tüm sırlarını çözebilecek durumda olduğunu ve dolayısıyla doğayı bu manada artık insan aklının bütünüyle efendim şerh edebileceği kanaatiyle aydınlanmacı pozitivist yaklaşım böyle bir yaklaşımdır. Ve bu doğanın içinde insan da vardır. Onun için John Stuart Mill tıpkı taşı toprağı ya da herhangi bir nesneyi, maddeyi inceleyip anladığımız gibi aynı deneysel yollarla doğayı tecrübe edip anladığımız efendim açıkladığımız yollarla insanı da anlarız diyecek kadar ileri giden ve arka planı aydınlanmacı bu 18. yüzyıl, 19. yüzyıla dayanan duruma kendi çağında çok önemli bir ses tonuyla Giambattista Vico itiraz eder. Ve
dilteyde bir yönteme dönüşmesini bekleyeceğimiz gelişmenin tarihi arka plan ve zemini buradır. Vico der ki, akıl doğayı açıklar. Yani sizin yaptığınız bir açıklamadır. Oysa insan tarih biliminin konusudur. Tarih biliminin konusudur. Buraya tarih bilim de yazalım. İnsan tarih biliminin konusudur. Dolayısıyla tarih bilim insanı anlar. Buraya çok önemli ölçüde dikkatinizi istirham ediyorum. Vico iki önemli terimin epistemolojik olarak birbirinden net bir şekilde ayrışmasını talep eder. Biri açıklamadır, diğeri de anlamadır. Şimdi burada son derece önemli olması bakımından bu ifadeleri yazmalıyız. Der ki biz doğayı açıklarız. Fakat insanı anlarız. Vico burada son derece net bir biçimde doğa bizim ürünümüz olmadığı için bizim yapabileceğimiz ancak onu açıklamaktır. Fakat tarih insanın ürünüdür. İnsan yapımıdır. İnsanın ürünüdür ve dolayısıyla tarih bizim ortaya koyduğumuz bir şeydir. O halde bunu anlarız. İşte bu tarih algısı ve tarihi doğa biliminden ayırt edici bu temel ve çok önemli radikal ayrım, Biko'daki durum bütünüyle Dilthey'e yansıyacak ve Dilthey bunu Geistes Wissenschaften olarak sosyal bilim, tin bilimine dönüştürecek ve bu tinsel bilim, beşeri bilim, tarih bilim kendisini net bir biçimde fen bilimlerinden ayırt edecek. Böylece şöyle söyleyebiliriz. Böylece insan anlamanın konusuyken doğa açıklamanın konusu olur. Bu önemli ayrışmada Wilhelm Dilthey kendi hermeneutik felsefesini inşa edeceği çok önemli temel kavramlar belirler. Şimdi biz o temel kavramları da biraz yazarak onların üzerinden Dilthey'in bu konudaki temel yaklaşımlarını anlamaya ve görmeye çalışalım. Öncelikli olarak Dilthey hermeneutiğinde anlama bir içsel, beşeri, insani, içsel tecrübe ve deneyimdir. Bu çok önemli bir ifadedir. Yani anlama dışarıda, hariçte duran bir şey değil. O insanın kendi içinde içsel bir tecrübe. Inner experience dediğimiz içsel bir tecrübedir anlama. Dolayısıyla bunun tam karşıtında yer alan açıklama insanın dışında olan bir şeyle ilgilidir. Anlam insanın içinde içsel bir tecrübeyle ilgiliyken doğaya ilişkin açıklama insanın dışında nesneye ve objeye yönelik bir şeydir. Dolayısıyla bu iki alanın birbirine karıştırılmaması gerekir ve John Stuart Mill'in iddia ettiği gibi kesinlikle fen bilimlerin yöntemini beşeri bilimlere de uygulamaktan kaçınmak zorunludur. Böylece Wilhelm Dilthey'in bu hermeneutik duruşu
bir alan belirleme, bir zemin tespiti yapma, hermönetik yöntemi bu zeminin üzerine inşa etmek suretiyle bir kendisine güvenen, kendisinin farkında olan bir duruşu temsil eder. Ve kendisini doğa bilimlerinden ve fen bilimlerinden bu kadar net bir biçimde ayrıştırması itibariyle de son derece önemli ve saygıdeğer bir şeydir. Çünkü Dilthey kendisinin hermönetiğini seleflerinden Kant'ın Critique of Pure Reason, saf aklın eleştirisi çalışmasına karşılık yapmış olduğu bu hermönetik yöntem tespit çabasının adeta Critique of Historical Reason dediği, bunu müsaadenizle yazayım. Evet. Tarihsel aklın eleştirisi. Dolayısıyla bu ifade yine Geist, Das, Wissenschaften olan beşeri bilimlerdeki akıl ile fen bilimlerdeki aklı da birbirinden ayrıştırmaya yönelik çok temel bir ayrıma işaret eder. Bunu da müsaadenizle netleştirelim. Çünkü bunlar bizim birazdan üzerinde duracağımız konular açısından son derece önem arz ediyor. Fen bilimlerindeki akıl, fen bilimcilerin, pozitivistlerin iddia ettikleri gibi evrensel akıldır. Yani nerede olursa olsun her yerde aynı sonuçları alacağımız bir akıldan söz ederiz. Oysa Dilthey'de akıl tarihsel akıldır. Şimdi Wilhelm Dilthey'in Selefi Şlair Mahır'a göre hermeneutiği temellendirmede ve bir yöntem arayışında ne kadar sağlam bir zeminden hareket ettiğini sanıyorum en azından bu kısa ve çok sade özette de bile görebildiğimizi düşünüyorum ve zannediyorum. Umarım bana katılırsınız. Dolayısıyla Wilhelm Dilthey tam olarak hermeneutik alanda ne yapması gerektiğinin çok farkında olan bir isimdir. İşte bu çok farkında olan isimin kendisini hermeneutik gelenek olarak temellendirirken çok önemli kavramlar üzerinden yürür. Bu çok önemli kavramlardan birisi Geistes Wissenschaften idi. Bunu ifade etmeye çalıştım. Tabii bu arada hemen hatırıma geldiği için onu da ifade edeyim müsaadenizle. Burada adından da beşeri tinsel bilimlerin adından da anlaşılacağı üzere bu kavramsallaştırmada Hegelci bir arka planın olduğunu hemen hissetmemiz mümkün. Çünkü Wilhelm Dilthey Hegel'in tininden, Hegel'in geistinden etkilenmiş, tarihe bakışından, tarih algısından etkilenmiş. Ama Hegel'den farklı olarak Hegel'in tarihindeki tarihin ve tinin ve geistin kendine özgü cevheri özelliğinden ayrı olarak Wilhelm Dilthey tarihi, şöyle diyelim, tarihi beşeri tarih, insanın tarihi olarak daha öznel bir anlamda anlamayı tercih etmiştir. Bu itibarla Dilthey'de tarihsel akıl, tarihsel insan, birazdan da ifade edeceğiz. Bunlar önem arz eder. Hemen hazır buraya gelmişken ifade edelim. Dilthey'de fark edilmesi gereken akıl tarihsel akıldır. Dilthey'de insan tarihsel varlıktır. Bu son derece önemli bir insan tanımıdır Wilhelm Dilthey'de.
İnsan tarihsel varlıktır. Düşünen varlık değil. İnsan düşündüğü için var ve insan değildir. Eylediği için, eylem sahibi olduğu için, bir tarihin mimarı, tarihin faili olduğu için insandır. Dolayısıyla Wilhelm Dilthey'de insan tarihsel bir varlıktır çünkü tarihin mimarıdır. Tarih insanla var olmuştur. İnsanı yok saydığınızda tarihi de yok sayarsınız. Bu itibarla insan tarihsel varlıktır, aklı da tarihsel akıldır. Bu hususun bizi evrenselci pozitivist akılda olduğu gibi sabit ve değişmez bir akıldan değil, sürekli değişen, değişmekte olan Wilhelm Dilthey'in beşeri bilimlerindeki akıl ile karşı karşıya getirir. Onun için Dilthey'de insan tamamlanmış bir proje değildir. Tamamlanmakta olan, tamamlanması süreç itibariyle devam etmekte olan bir projedir. Bu itibarla da Dilthey'de proses, süreç çok son derece önemlidir. Dilthey hermeneutiğini anlarken süreç meselesini her zaman hatırımızda tutmalıyız. Çünkü onun hermeneutiğinde anlama bir process of understanding'dir her zaman. Bir anlama sürecinden söz eder. Ve bunu birazdan anlam ve anlamanın ne olduğuna ilişkin görüşlerini ele aldığımızda daha detaylı bir biçimde inşallah üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi bu itibarla Dilthey'in insanı tarihsel bir varlık olarak görmesi ve bir tarihsel varlık olarak tanımlaması, onun pozitivistlerin kartezyan yaklaşımındaki o akılcı duruşu da eleştiren, düşünüyorum o halde varımdan daha ziyade Dilthey'de bu Descartes'ci cogito'yu dönüştürecek olursak, Dilthey'e tercüme edecek olursak, düşünüyorum o halde varım değil, eğiliyorum o halde varımdır. Demek ki eylemenin önemine vurgu yapan Wilhelm Dilthey'in bu temel duruşunu net bir biçimde görmek ve anlamak durumundayız. Pekala. Şimdi tam da burada biz Dilthey üzerinden onun hermeneutiğini anlayacaksak, burada onun çok temel kavramlarını başlıklar halinde yazmalıyız ve her birini kendisinin altında teker teker incelemeliyiz. Dilthey'de anlam. Diğer bir ifadeyle anlama nedir? İki, deneyim. Yani tecrübe. Evet. Wilhelm Dilthey'de anlama, deneyim, tecrübe. Üç, buraya altına yazalım. Tarihsellik. Bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir de son derece önemli bir başka kavram olan ifade kavramını da buraya yazalım. 3, 4 olsun. Son derece önemli bir kavram bu çünkü ifade. Dilthey hermeneutiğini bu 4 kavram üzerinden müsaadenizle size özetlemeye çalışacağım. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Dilthey'in bu 4 temel kavramdan hareket ederek ortaya koyduğu hermeneutik
yöntem onun hedeflediği bir metodolojidir aslında. Tabii daha sonra Biltay eleştirileri, hermeneutiğin gelişimi, günümüze doğru seyrini konuştuğumuzda ilerleyen derslerimizde buralara yeniden dönerek kimi eleştirileri ve farklı yaklaşımları da ele alacağız. Ancak Biltay'ın temel hedefi bu kavramlardan hareket ederek bize adeta şu tarihsel aklı ve tarihsel varlığı, şunu tarihsel akıl ve tarihsel varlığı bir manada nesneleştirecek, nesnel, objektif bir hüviyet kazandırarak, çünkü bir nesnellikten, bir objektiflikten, bir normatif kuralsallıktan söz etmeden metodoloji inşa etmek ya da bir metodolojiden söz etmek zordur. Böylece Biltay bize bir tarihi beşeri tipoloji çıkarmaya çalışır. Bu Wilhelm Biltay tipolojisidir. Zaten eserinin adı da Karakteristik Human Science'dır. Dolayısıyla bilgi sahibi insanın karakterini tespite çalışır Biltay. Bir insan karakteri inşa etmek, bir insan karakteri profili çıkarmak tabir yerindeyse, biz bu profil üzerinden o profilin nesnel yönünü esas aldığımızda, işte yukarıda ifade ettiğimiz gibi anlam, birazdan üzerinde duracağız. Bu ortak tipolojinin bir içsel tecrübesi olarak anlam olduğunu kavrayabildiğimizde ve bunu tarihin içinde süregile gelen tarihi prosesin içerisinde sürekli kendisini yenileyen bir olgu olarak da görebildiğimizde, bir ölçüde Dilthey'in hermeneutik metodoloji ile bize neyi vermeye çalıştığını kavrama imkanımız olur. Belki biraz kapalı gibi olan bu ifadelerimi kavramlar üzerinden netleştirelim. Şimdi bir kere öncelikli olarak Wilhelm Dilthey anlamın ne olduğunu ifade ederken bize çok net bir biçimde şunu söyler. Der ki anlam orada öylesine duran, kendisine dokunabildiğimiz, gidip alabileceğimiz bir nesne değildir. Anlam ve anlama bir içsel tecrübedir. Bu ifade her şeyden önce anlamanın öznel ve içsel karakterine bir vurgu yapar. Bu itibariyle anlam ve anlama özneldir. Benim kendi içimde, kendimde tecrübe ettiğim bir şeydir. Bu Dilthey'de anlam ve anlamanın bir içsel inner experience olarak ifade ettiğimiz bu durumun bir özne nesne karşıtlığı, bir subjektif objektif dikotomisini birlikte düşündüğümüzde bunu nasıl aşabildiğine ilişkin hususu ele alarak devam etmemiz gerekecek. Bir şey öznel olduğunda bunun bir nesnel, dikotomik bir karşıtı yoksa buradan hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla bunun bir nesnel boyutu ve bir nesnel ilişkisi var ve Dilthey bunu bize birazdan anlatacak. Ama onun vurgulamak istediği şey
Özne nesne ayrımına dayalı bu dikotominin kendisinden önce öznel olarak onu önceleyen, bu dikotomiyi önceleyen bir içsel tecrübenin varlığına dikkat çeker. Son derece önemlidir. Biz her şeyden önce onu bir kendi içimizde bir içsel ve bir öznel tecrübeyle hissederiz. Böylece anlam yine Dilthey'in tabiriyle epistemolojik olarak ifade edebileceğimiz rasyonel bir kavram, bir tanım değildir anlam. Bu itibarla tam da burada onun bu anlama ilişkin ifadelerinde şair Mahır'ın etkisini görmemiz mümkündür. Çünkü şair Mahır'ı konuşurken orada kişinin psikolojisine dikkat çekmiştik ve bu husus Dilthey'de öncelikli olarak öznenin kendine ait bu içsel tecrübeye tekabül eden durumudur. Şimdi kendi içimizde bu şekilde tecrübe ettiğimiz anlam neyin anlamıdır? Müsaadenizle burayı biraz ele alarak diğer kavramlara doğru geçelim. Burada ne var? Bir, düşünce. İki, eylem. Üç, sanat, edebiyat dediğimiz anlam ve anlamanın konuları var. Şimdi burada düşünce ve eylemin öznel karakterini dikkate aldığımızda onun öznenin kendisiyle ilişkin bir durum olduğunu öncelikli olarak ifade edebiliriz. Ama konu sanat ve edebiyata geldiğinde ki eylem de bir biçimde bir yönüyle buna dahildir. Burada bu öznel karakter sanat ve edebiyata, yazıya dönüştüğünde artık nesnel bir karaktere dönüşür. Bir dışa vurum. İşte anlam ve anlama başlangıç itibariyle öznenin kendi içsel bir tecrübesiyken okuduğu bir edebi sanat yapıtında ya da bir sanat eserinde, bir musikide, bir resimde, bir heykelde ya da herhangi bir şeyde bu dışa vurmuş, dışa yansımış efendim bir durumun değerlendirilmesidir. Şimdi tam da burada dikkat buyurunuz. İçsel tecrübeye tekabül eden anlam ve anlama Dilthey'in expression dediği ifade ile dışa vurur. İşte içsel tecrübedeki anlama kendisini expression ifade olarak dışa vurur, ifşa eder. Anlam öznenin içsel tecrübesinden bir ifade olarak dışa vurulup ifşa edildiğinde eylem, sanat ve edebiyat olarak zuhur eder. Dolayısıyla Dilthey'de ifade bir taraftan dikkat buyurunuz. Öznenin içsel tecrübesi olan anlamın ifşasıdır.
anlamanın ifşasıdır. Diğer taraftan da ifade öteki ile öznenin dışındaki diğer insanlarla, öteki ile senle benle, öteki ile buluşmasını sağlayan, çok özür dilerim, efendim bu fasıladan dolayı beni hoş görünüz lütfen. Bakmam gerekiyordu. Çok önemliydi. Evet, Diltey bize bir dışa vurumdan, içsel tecrübemizin bir dışa vurumu olarak expression'dan söz eder. Böylece biz dışa vurduğumuzda ifade, expression, buraya dikkatinizi istirham ediyorum, öznenin nesnelleşmesidir. Evet. İçte olanın, öznel olanın dışa çıkması, nesnelleşmesi, nesneleşmesidir. Dolayısıyla anlam ve anlama öncelikli olarak bir içsel tecrübe, öznel bir şeyken, o expression olduğunda dışsal ve nesnesel bir şeye dönüşür. İkisinin arasındaki irtibatı daha farklı bir boyutta yeniden inşa edelim, yeniden kuralım. Yeniden kuralım. Şimdi burada özne okur olsun. Bu ifadede yazarın kendisini dışa vurması olsun. Düşünce, eylem, sanat, edebiyat, herhangi birisiyle yazar kendisini dışa vursun. İşte yazarın bu expression konumu anlamanın nesnesidir. Yani bizim anlamaya konu ettiğimiz, anlamanın nesnesi tarihsel bir varlığın ifadesidir. Tarihsel bir varlık olarak insanın dışa vurduğu, ifade ettiği bir sanat olarak, edebiyat olarak, eylem olarak ortaya koyduğu ifade, expression, bir öznenin, anlayan sujenin konusu olur. Ve şimdi tam da burada son derece önemli bir hususa, bir kavramın daha açılımına gelmiş bulunuyoruz. O da deneyimdir. Wilhelm Dilthey'de şu anlamaya ilişkin söylediklerimizin tamamı aslında bir deneyim, bir tecrübedir. Peki ne demek deneyim ve tecrübe? Onun kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, bu reliving bir yeniden yaşamdır. Yeniden yaşamdır. Peki neyin yeniden bir yaşanmasıdır? Bir yeniden yaşamdan söz edebilmemiz için bir lived olması lazım. Yani bir yaşanmışlık olması lazım. Yaşanmışlık nedir? Tarihselliktir. Dolayısıyla okurun, öznenin anlamaya konu ettiği yaşanmışlık, öznede bu yaşanılmış olanı yeniden bir yaşamaya dönüşür. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Bir yeniden yaşamaya dönüşür. İşte yaşanmış olanın
bir yeniden yaşam olarak özne tarafından icra edilmesi anlam ve anlamadır. Affedersiniz. Demek ki Nilte'de anlama bir yeniden yaşamadır. Yaşanmış olanı yeniden yaşamak demek, yaşayanın kendisinde içsel olarak tecrübe ettiği, deneyimlediği, inner experience olan bir durumu ifade olarak dışa, sanat ve edebiyat ve yazı vesaire olarak dışa vurduğunda bana konu oldu ve ben bunu anladığımda bu zatın tecrübesini yeniden yaşayarak ben tecrübe ettim. Yeniden yaşayarak ben tecrübe ettim. Benden öncekinin tecrübesini benim yeniden tecrübe etmemdir. Şimdi burada diyor Dilthey, tecrübe edilen bir şeyin yeniden bir tecrübeye konusu olabilmesi için bunların arasında ortak bir şey olması lazım. Paylaşılan bir şey olması lazım. İşte bu ortak paylaşılan şey Dilthey hermeneutiğinde hermeneutik dairedir. Demek ki Wilhelm Dilthey'in hermeneutiğindeki hermeneutik daire ortak alan o kadar önemli bir şeydir ki yaşanmış olanın tecrübesine konu olanla ben onu yeniden yaşadığımda benim de konum olur. İşte burada yaşanmış olanın duyguları, psikolojisi vesairesi benim de duygu, psikoloji vesairem haline dönüşür. Bu bizim karşılıklı olarak birbirimizi anlamamızı mümkün kılan bir hermeneutik daire imkanı verir. Şimdi Hazreti Peygamber'in sünnetini kavrama ve anlama mevzuunda Dilthey'in bu perspektifinin ne kadar harika bir şey, bir alan açtığını, bize bir ufuk açtığını hayal edebiliyor musunuz? Bu itibarla Dilthey bize diyecek ki, İşte bu ortak alan tarihsel süreçtir. Ve tarihsel süreç bize anlam ve anlamanın sınırsız imkanlarını sunar. Yani diyecek Dilthey, yani bir ifade expression olarak nesnelleşen, dışa vurulan, ifşa edilen içsel tecrübe, bu tecrübeyi yeniden yaşayan, reliving yapan tüm muhataplar açısından anlam ve anlamanın sınırsız imkanlarına tarihsel olarak kapı açar. Böylece Dilthey'de anlam sabit değil, değişken olur. Ve sabit olmayıp değişken olmasına rağmen bunun nasıl metodolojik bir hususa tekabül ettiğine ilişkin çelişkiyi de hermeneutik daire içerisinde bu ortak alanda, ortak tecrübeyle izah etmeye çalışır. İşte bu beşeri ortak karakter tipoloji dediği şey de bundan ibarettir. Dolayısıyla hermeneutik anlam ve anlamın imkan ve sınırları ve bunun değişkenliği ve çokluğu Dilthey'de hermeneutiğin olumlu ve önemli bir yanıdır. Şimdi çok daha önemli onun ifadeleriyle, kavramlarıyla bu dört kavramın ilişkisini kurmaya devam edelim. Dilthey'de okur
bendir. Ben okuyorum. Ben okuduğumda onu kendi içimde içsel bir tecrübeye sahip oluyorum. Peki yazar kimdir? Yazar da sen ya da öteki. Hem ben hem sen öteki bunlar tarihsel birer varlıktırlar. Bu vurgu son derece önemli. Tarihsel birer varlıktırlar. Peki bu ikisinin şimdi deneyim, tecrübe dediğimiz reliving, yeniden yaşam konusundaki onu kırmızıyla buraya yeniden yazalım çünkü bu çok son derece önemli bir kavram. Bu iki hususu son derece önemli bir hermenötik ilke olarak hermenötiğinin çok önemli bir ilkesi olarak birbirine bağlar. Ve Wilhelm Dilthey'in anlama benim kendisini sende öteki de deneyimlemesi tecrübesidir der. Şimdi bunu yazalım müsaadenizle. Anlama benim kendisini sende ya da ötekinde tecrübesidir. Ne demek bu? Ben yazarın kendisini ifşa ettiği bir metni okuduğumda ben bu metni okuduğumda o metinde kendimi okurum. Kendimi deneylerim. Kendimi tecrübe ederim. Dolayısıyla Dilthey'de benim gerçekliği ötekini tecrübeyle mümkündür. Diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, eğer ben ötekini tecrübe etmemiş, kendimi ötekide deneyimlememiş olsaydım, Dilthey'e göre kendimi de hiçbir zaman anlamayacaktım. Böylece hermenötik Dilthey'de benim kendisini sende, ötekide tecrübesi olmak üzere ben ve öteki arasında gerçekleşen bir anlam dairesine tekabül eder. O halde hermenötik ben ile öteki arasındaki bir anlama dairesidir. Şimdi Wilhelm Dilthey'de konuyu buraya getirdiğimizde yani ben ile ötekinin bir anlam üzerinden buluştukları bir daireye tekabül ettiğinde hem benim hem de ötekinin tarihsel
olduklarını da tespit ettiğimizde burada Schleiermacher'dan devralınan bu hermenötik daire yeniden karşımıza Schleiermacher'da üzerinde durduğumuz bu bütündü. Bu da parçaydı. Parça bütün ilişkisini yeniden çağrıştırır ve gündeme getirir. Böylece Wilhelm Dilthey de tıpkı Selefi Schleiermacher'da olduğu gibi hermeneutiğin bu parça bütün ilişkisi temel ilkesine vurgu yapar ve bunu önemser ve öne çıkarır. Ve bize bu parça bütün ilişkisinde parçanın neye tekabül ettiğini, bütünün de neye tekabül ettiğini belirlemekle bunu yapar. Şimdi Dilthey'de bütün beşeri tarihtir. Buraya dikkat edelim lütfen. Parça öznedir. Bu beşeri tarihin bir parçası olarak öznedir. Peki biz Schleiermacher'da bütünü parçalardan hareket ederek, parçayı da bütünden hareket ederek anlamıştık. Bu temel ilke Dilthey'de neye dönüşür? Yazalım. Özne anlamını ancak tarihin bütünlüğünde bulur. Evet. Öznenin anlamı tarihin bütünlüğündedir. Tarih de anlamını öznelerin tarihinde bulur. Tarih öznelerin tarihidir. Özneler de tarihin anlamlandırdığı parçalardır. Böylece Wilhelm Dilthey'de tarihi anlamak insanı anlamaktır. İnsanı anlamak beni kendimi anlamaktır. İnsanı anlamak beni anlamaktır. Öyleyse ben kendimi anlayabilmem için tarihi anlamak zorundayım. Bu durumda yine son derece önemli olan Dilthey hermeneutiğindeki bu tarih vurgusunu yeniden ifadelendirecek olursak tarih öznel anlam ve anlamaların ifade olarak ifşasından ibarettir. O halde tarih öznelerin içsel tecrübelerinin bir ifadesinden, dışa vurumundan ibarettir. Peki böyle olduğunda tarih bize ne anlama gelir? Farklı anlam ve anlamaların dışa vurumu ve bir süreci anlamına gelir. O halde tarih öznelerin sürekli farklı anlam ve anlamlarının ifşasından ibarettir. Ama Dilthey'e göre bu öznelerin
sürekli kendilerini farklı bir biçimde anlam ve anlamlandırmalarını dışa vurumunda tamamen bir öznelliğe mahkumiyet söz konusu değil. Burada bir nesnellik de vardır. Çünkü her biri, her bir özel olarak expression ifade edilen bu anlam ve anlamalar aslında bir yeniden yaşamın, reliving bir sonucu olduğu için, yeniden yaşayabilmek ortak bir paydayı gerektirdiği için, ortaklaşa bir şey olmadan yeniden yaşam söz konusu olmayacağı için ve bütün parça bölük gibi görülen tarihteki yaygın ve bir proses olarak karşımıza çıkan anlam ve anlamlar aslında arka planda, derinlerde çok önemli bir biçimde nedir? Bir ortaklık, ortak paydasına sahiptir. Onun için de Dilthey'deki bu büyük ölçüde öznelliği öne çıkan, öznel vurgusu ön planda görünen hermenötik aslında metodolojik olarak nesnelleşmeyi hedefleyen, orada bir nesnelliğin de var olduğunu gözlemlediğimiz ve gördüğümüz bir duruma tekabül eder. Yorulduğunuzu biliyorum ama Dilthey'de onun bir metodoloji olmaya yönelik, bir metodoloji olma iddiası taşıyan hermeneutiğin bütün bu vurgulamış olduğumuz efendim hususların tamamı dilde gerçekleşir. Dildir. Yani dilin tarihteki rolüdür. Tabii daha sonraki derslerimizde de bunların üzerinde dururken irtibatlarını sağlamaya çalışacağım imkanım ölçüsünde Dilthey'de dil vurgusuna çok fazla vurgu yapmadım ama daha sonraki gelecek özellikle Martin Heidegger'de, Gadamer'de bunların üzerinde ayrıca daha detaylı bir biçimde duracağız inşallah. Dildir. Dilin bir taraftan öznel karakteri, diğer taraftan da bu ifadeyi, expression'ı gerçekleştiren aracılık yapması özelliğiyle nesnel karakteri anlamı, deneyimi ve expression ifadeyi yeniden ortaya çıkarmayı mümkün kılan bir vasıta olarak dil son derece önemlidir. Bizim tarihsel bir varlık olarak tarihi mümkün kılan, tarihin faili ve mimarları olmamızı mümkün kılan şey dil. Çünkü bunun aracılığıyla düşünürüz, dil ile düşünürüz, dil ile ifade eder, ifşada bulunuruz. Eylemlerimiz, sanat yapılarımız bir dildir. Dolayısıyla Dilthey hermeneutiğinin vazgeçilmez bir zeminidir. Eğer tabirimi hoş görürseniz benzetmemi ve kıyaslamamı, hermenötik gelenekte buna Dilthey de dahildir. Pozitivist geleneğin doğayı anlamaya yönelik deneyi neyse hermenötiğin de dili odur. Pozitivist, empirist gelenekte deney ne kadar vazgeçilmez ve doğayı açıklamak üzere ne ölçüde başvurmak zorunda olduğumuz bir yöntemse, hermeneutik söz konusu olduğunda da dil o derece vazgeçilmezdir ve kendisine başvurmak zorunda olduğumuz bir unsurdur. Bu itibarla daha en başa yeniden bir
dönelim. Oradan özetlememizi, efendim, değerlendirmemizi tamamlamaya çalışalım. Geist tas wissenschaften, tüm beşeri bilimler dil üzerine oturur. Çünkü dil anlamı taşıyan şeydir. Onun için bir müzik, bir ses, bir heykeltıraşın yaptığı heykel, bunlar da bir dildir. Bize bir anlam taşır, bir anlam iletir. Dildir. Burada fen bilimlerinde ise deneydir. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hermenötik geleneğin en önemli isimlerinden biri olan Wilhelm Dilthey'in, tabii ki eğer biz bunları hermenötik dersleri yapıyor olsaydık, belki 3-5 haftada ancak özetleyebileceğimiz son derece önemli isimlerin hermenötiğe dair temel bilgilerini özetlemeye ve yansıtmaya çalıştığımız bu derslerimizde ana hedefimiz İslami ilimlerde anlam ve anlamaya ilişkin Ebu Zeyd'in özellikle tefsir boyutunda dini metinleri, tabi başta Kur'an olmak üzere, yorumlama konusundaki efendim mütalaa ve müzakerelerimizi Batı geleneğinin metinleri anlamada esas aldıkları hermeneutiğin ne olduğuna ilişkin yaklaşımlarını çok özet halinde ve kısaca değerlendirmemiz gerektiği için umarım kimi arada bir kesintilerle efendim yapmış olduğumuz bu derste hedefime ve amacıma ulaşabilmişim, meramımı anlatabilmişimdir. Ve siz değerli izleyenler ve öğrencilerim, Dilthey'i en azından genel hatlarıyla anlamışsınızdır diye umuyorum. Daha detay bilgi almak isterseniz en azından daha önce de söylediğim gibi Richard Palmer'ın hermeneutik kitabında Hermeneutik ve Geist Tas-Wissenschaften bölümünde Dilthey hermeneutiği kısmında en azından bir özet bilgi olarak okuyabilirsiniz efendim. Tekrar yine bir Ebu Zeyd okumalarında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.